de geldi. Al babacığım. Aa sağ ol yavrum. Sağ ol sen. Çek elini çek. Bana çay. Azize de kendine uşak tut. Git kendin al. Güzel bir hanım. Aferin. Benim dünya tatlısı babaannem, anlat bakalım nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Manavda babaanne, manavda. Manavda. Şimdi rahmetli dedemiz 3 kilo şeftaliyi mıncır mıncır mıncıkladıktan sonra manavın önünde atmaz mı? Dedem de ne adammış be. Haklılığa hiç gelemezdi rahmetli dedemiz. Ya anne şu şeyi de anlatsana Allah aşkına. Hani çocuklar da bilmiyordur belki. Koç kesmiştik de etini de Tahsildar Osman Efendi'ye göndermişti. Dur. Ya Tahsildar Osman da ya biz bu kadar biz diye ne kadar alınmıştı değil mi? rahmetli Osman çok iyi adamdı canım. Ama rahmetli dedemizden de hiç geçinemezdi. Şimdi ben size başka bir hikaye daha anlatacağım. Ay ne kadar çok hikaye biliyorsun be babaannenin. Dede Korkut gibisin be. Nine Korkut, nine! Hakikaten de öyle. Bak, dinleyin. Daha harbi umumi tabi başlamamıştı canım, başlamamıştı. Ooo, yanlış görüyorsun onu. Ama birazdan başlayacak, ne bu şakırtı canım, şak 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 şak. Hem bu saatte oynanmaz, yerler mühürlendi. Günahtır, kapatın şunu canım. Ne güzel konuşuyorsun. Tamam, peki babaannem, tamam, sen devam et. Baba 3-1 yeniyorum ona göre. Tamam, sonra çamura yapmak yok. Tamam. Bak, daha harbi umumi başlamamıştı. Mustafa Kemal Paşa'm daha sağdı o zamanlar. Adam kimlere kaldı memleket. Rahmetli dedenizin de bir yerlerden eline para geçmiş. Şimdi hatırlamıyorum geçmiş gün. O zamanlar İstanbul'da evler böyle pahalı değildi. Tutturdu bir ev daha alalım diye. Babaanne dur anlatma, ben geldiğinde anlatırsın. Baba dur kapıya çık. Geç oğlum. Ne oldu, aldınız mı evi? Dur manav gelsin. Ay ama Taci gelsin de anlatayım. 10 dakika ara. Ay güzelim. Aselmi bak annemi seni getirmiş. Ay kıyamam. Çok güzel. Ay dur bakayım. Ay çok güzel. Ya hanım nereden buldun bunu? Sokakta. Anneciğini kaybetmiş, ağlıyordu. Ben de aldım geldim. Ama anne daha bu çok küçük. Serdar dişi mi erkek midir ya? Herhalde dişi. Baksana yüzünün güzelliğine maşallah. Yok canım bence gayet de erkek yani. Sen hayvanı hırpalama, ver bir dakika. Şu ama patit atıyor bu ha. Hanım hatırlar mısın? Hani bir sincap almıştık da camdan kaçtık. Yalnız sincap mı? Biz muhabbet kuşumuzu da kaçırmıştık. Anne ben siz sincap beslediğinizi bilmiyorum. Taci, bak sonra dedenle o eve bakmaya gittik dedim ya. Bırak dede şimdi babaanne ya. Şunu şekerliğine baksana, şuna bak. Çok şeker, maymuna benziyor. Sonra Selvi ne oldu biliyor musun? Dedenle o eve nihayet bakmaya gittik. Ay şunun şirinliğine bak babaanne. Evde çok şirindi Selvi. Sonra deden dedi ki, bak hanım dedi. Anne bak. Yüzüne bak Allah aşkına bak. Aşmer sonra o evi hatırlıyorsun değil mi oğlum? Ya çocuklar bunun patileri de çok iri. Demek ki bu çok büyük bir kedi olacak. Evet. Biraz da tırnaklarını kesmek lazım. Çok sivri. Evet doğru. İnşallah o tırnaklarıyla tırım tırım tırmalar da seni kudurursun. Uyuz kadın. Tek başına kalmış sokaklarda. Gülün. İnşallah kudurduğunuzda ben güleceğim arkadaşlar. Selvi, kimdi o peş burada adam kız? Sana diyorum Selvi, kimdi bu televizyondaki peş burada adam? Hani bir dizide oynuyordu, kırmızı bu ne? Komiserli bir dizide. Hani komik bir adamdı. Hangi adam babaanne? Ya işte bu! Bu adam değil ki babaanne, kadın. Tabi 200 yıl sonra bakarsan tabi ki göremezsin. Sen bakacağın diye televizyon öyle bekleyecek mi? Denginizi buldunuz mu? Artık evi hayvanat bahçesine çevirirsiniz. Çocuklar!
birimiz eksikti. Şu kediyi getirdiğime pişman etmeyin Allah aşkına. Hadi kalkın dersinizi çalışın hadi. Yapmayın çocuğum, hasta edeceksiniz kediyi. O günler dokunacağımı veren. Üstüne basla gıdıklanır. Koca bir çalamaz. Çocuklar size söylüyorum. Kalkın bakayım yerden hadi. Kedinin tüyü ciğerlerini sana yapışacak. Ya, hadi ya. Hadi güzel çocuk. Tamam hadi. Babaanne sesini biraz kısabilir misin? Bak hayvan rahatsız oldu. Bana bak! Ne ediyorsun ben üstüne hayvanat yüzünden bana edepsizlik yapma. Televizyon da benim evde. İstediğim gibi seyrederim. Tamam babaanne tamam. Nasıl istersen öyle yap. Aman da aman babaanne korkutma. Ya çocuklar, benim uykum kaçtı. Şuna bir isim falan koysanız da, mesela Tırmık falan gibi. Aman baba, Tırmık diye artık kendi ismi mi kaldı canım? Ben bunun ismini buldum, Pepito. Yok canım daha neler, onun adı biber. Gibi biberim değil. O ne biçim isim öyle evladım. Bence Tırmık daha iyi, hiç olmasa kedi ismi. Ay, Haşmet. Tansiyonum düştü Haşmet. Böyle birdenbire fenalaştım bak. Tuzlu ayran hiç çıkaran acı. Yok valla, ayranla mayranla olacak şey değil. Kaplap alsam ne yapsam? Bizim bir kedimiz vardı, adı Sarman'dı. Öyle değil mi anne? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Ama buna Tırmık daha iyi gider. Anne, sen biraz önce bir şey söyledin. Ne demiştin? Bir şey demedim canım. Kulakların çınlamıştır. Evet, şimdi kedinin süt saati. Süt yok. Ayrıca hayvan beslemek sizin neyinize be? Siz önce kendinizi besleyin. Ciğer versek yer mi? Yer yer. Yer de bir an önce geberip gider. Aa, yarın sana mama kaba alacağım. Para bulursan alırsın tabii. Çocuklar, bunun adı Leslie olsun ha. Sana da çomar deriz artık. Olmaz hanım. Leslie diye kedi ismi olur mu? Tırmık olsun daha iyi. Ya Pepito olsun. Olur mu? Onun ismi belli. Biber, biber. Onca memleket meselesi varken sıcak kadar şeyle mi uğraşıyorlar? Babaanne, sence onun ismi ne olsun? Bana ne be! Ne halt olursa olsun. Halt mı? Aa, vallahi bravo babaanne. Ya ismini halt koyalım mı? Ha? Aa, halt güzel isim. Halt, halt, halt. 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 Bak bak bakıyor, haltı beğendi. Halt. Vallahi sevdi. Billahi sevdi. Vallahi. İyi ki benim adımı sen koymadın anne. Ben şimdi sana bir isim koyardım ama neyse. Ben gidiyorum yatmaya. Herkese iyi geceler. İyi geceler Sülalye Hanım. Sana da benim be. Çomar. Haşmet. Söyle canımın içi. Diyorum ki halt artık iyice büyüdü. Süreyha Hanım'ı biz cami avlusuna bıraksak da büyük odayı halta versek. Ne dersin? Çok iyi olur hayatım. Ne güzel. Babaannemin 3 aylığını da biz alırız artık. Yarısı benim ama. Aa tabii kardeşim. Babaannem ortadan kalkınca yarısı bile rahat rahat yeter bize. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır. Hadi geldi işte. Hemen yakalayalım. Gel bakayım buraya. Aa! Durun! İmdat! Bağırma anne, altı ürkütüyorsun. Yakalayın, yakalayın. Gel buraya, kaçma. İmdat! 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 Ay, çok şükür. Rüyaymış. Çok şükür. Rüyaymış. Rüyalar gerçek olmadan bu yaratıktan kurtulmam lazım. Ama nasıl? Buldum. Buldum. 70 küsur yılın sürahisiyle baş edebilir misin sen? Aptal kedi. Mutlaka buradadır canım. Neredesin kedi? Gel, pisi pisi, neredesin? Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Bak bu torbada ne var? Bu ses mi duydum yoksa? İşte burada. Gel pisi pisi, gel gel. Bak bu torbada ne var? Gel, gel oğlum, gel kızım, gel. Allah kahretmesin, kaçtı.
şeyler var. He, tam istediğin gibi. Gel gel. He, öyle dur işte. Gel bak 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 bak. Çok seveceğim seni. Gel. Gel buraya. Gel ben de bul seni. Gel. Gel. Ha, işte tuttum. Ha, yakaladım işte. Halk mısın nesin? Ne de şirin şey bizim be. Ama bak ne diyeceğim biliyor musun? Bu evde ikimize de yer yok biliyorsun bunu. Seni götürmem lazım. Ayrıca bak sana ne diyeceğim. Üç aydan üç aya maaşımı aldığım zaman sana ciğer getiririm. He tamam anlaştık. Hadi gir şuraya uslu uslu. Hiç bağırma. Canını incitmeyeceğim. Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Hem pencereyi açarım da seni kaçtı sanırlar. Hadi bakalım. Hadi. Çabuk olalım. Tamam. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın anne. Günaydın kızım. Günaydın evladım ama bir sabah da erken kalkıp bir çay demlesene. Anne. Uyuyordum işte. Aa. Taci buldum kedi. Aa evet kapının ay, önündeymiş. Geldi de lan geldi. Sen pencereden mi kaçtın sen yarım ortaya? Taci azmış olmasın bu. Saçmalama güzelim o kadar minik bir kedinin neresi azacak? Niye kaçtı o zaman? Kedi bu kaçar. Aman dikkatli. Ama ne akıllı değil mi benim kedim? Nasıl buldu yolu? Akıllı olduğu konusuna katılıyorum ama senin olduğu konusunda tartışırız. Bir dakika verir misin şunu? Canını yakacaksın. Yok. Çocuklar nedir paylaşamadığınız? Günaydın millet. Afiyet olsun Haşmet'im. Güzel oğlum benim. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Bakıyorum bugün pek keyiflisin anne. İyi uyudum. Belki de ondandır. Hadi çocuklar gelin sofraya. Geç kalacaksınız. Geliyorum anneciğim. Ben tacime bırakır mısın şunu? Ya, bir şeysin. Evladım babaannene çay koy. Hadi güzel kız. Koy Selvim. Bugün de çay pek güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Artık bu yetereksiz birine para mı verip yaptırdı yoksa kafasına bir şey mi düştü belli değil. Hadi çay koysana. Aa! Bu da nereden çıktı? Allah kahretsin ya! Ya baksana şuna! Bak fena oluyorum! Bak kafayı düşüreceğim Taci! Şuraya bak! Allah cezanızı versin! Allah cezanızı versin! Puh! Nerede? Gitti mi? Ne gitti mi babaanne? Ne olacak yaratık? Gitti mi diyorum. Ay ne kadar abartıyorsun. Ne yaratığı canım? Burada bizden başka kimse yok. Amma da bağırdın babaanne ya. Halkı bile korkuttun ha. Bunun ne işi var burada? Gitmedi mi hala bu? Halkı tanımadın mı babaanne? Hani dün annem getirmişti. Anlaşılan senin tansiyonun düştü anne. Sen bugün yat istirahat et. Ne istirahatı be? Tamam. Uyandım. Haydi herkes içine gücüne. Daha önce bayılan bir sürahi görmediniz mi? Haydi yallah. Yallah. Tamam hanım hadi ben çıkıyorum. Hadi canım ben seni getireyim. Kızım sofrayı topla sen. Peki anneciğim. Bana bak. Sakın bugün okula asmak bozuşuruz ha. Yok baba ya nereden çıkarıyorsun? Gelin. Hadi canım hayırlı işler. Allah cezanı versin sen. Beni bıraktın burada böyle. Hadi oğlum Taci. Geldim baba geldim. Kara bakma gibi kaldım burada. Gel bizim bizi. Gel. Gelsene. Gelsene hayvan ol hayvan gel. Gel bizi bizi. Demek bana harbi ilan ediyorsun ha? Gel öyleyse savaşalım seninle. Erkek erkeğe dövüşelim ha? Bunu mu istiyorsun? Gel yavrum. Gel bizi bizi. Gel bizi bizi. Bizi. Gel bizi bizi. Gel bizi bizi. Bizi. Gelsene. Gel Allah cezanı. Babaanne ne yapıyorsun yerde? Ben gözlüğümü kaybettim onu arıyordum. Gözlüğün gözünde ya babaanneciğim. Aa gerçekten de gözümdeymiş. Hay Allah nasıl da unutkan oluyor insan. Kocadım ben seni artık kocadım. Yani ya. Yakında öbür tarafa gidersem hiç şaşırmayın ha. Yok babaanneciğim sen maşallah çok iyisin. Kalk bakalım şöyle. Kalk bacakların acıyacak şimdi yerlerde. Kalk gel oturalım şöyle gel. İyisin değil mi? İyiyim canım merak etme. Halt neredesin? Halt! Ya ben burada
vasiyetnamemi ilan ediyorum. Bu burada kendi mıncırıyor yahu. Demek gerçekten öbür tarafa gitsem kimsenin umurunda olmayacak. Ama babaanneciğim o minicik daha bir kedi, onun ağzı dili yok ki konuşsun. Acıkmıştır o. Hat gel. Gel gel oğlum gel, sütünü vereyim. Gel hat. Hat gel. Gel. Yok, bu böyle olmayacak. Daha tehlikesiz bir çare bulmam lazım. Buldum! Hay Allah! Niye daha önce aklıma gelmedi ki? Ah! Güç bende artık! Ah! Anne bak, dostum okuyor bak. Versene şu harcı. Çok yedi, bayağı iyi bak. Beri... Hadi canım, çayın soğuyor. Tamam anne, geliyorum. Kaçıyor, tut. Günaydın çocuklar. Günaydın, günaydın baba. Halk ne yapıyor bakalım? Kahvaltısını yapıyor babası, günaydın. Oğlum, sen bugün ona biraz kum bul, değil mi? Tamam anneciğim, yan taraftaki inşaattan alırım. Annem kalkmadı mı daha? Kalktı, sabahın köründe çıktı gitti. Aa evet, bankaya gitti. Babacım şeker. Evet. Niye, 3 aylıkları erken mi veriyorlarmış? Ya, bilmiyorum babam da, ben bankaya gidiyorum dedi bana. Allah bak Allah. Ne güzel yiyecek, bak baba bak bak, maşallah bak nasıl yiyor, bak 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 bak. Yakında böyle tombiş olacak o. Babaannem geldi. Ay kaçın kaçın. Anne, ay, ne oldu? Anne, sen ne oldu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Dur, ne oldu? Ne geldim? Tanıştırayım. Bu yeni köpeğim Kontes. Bundan sonra bu evde yaşayacak. Aa, merak etmeyin. Size bir zarar dokunmaz. Gerçi kedileri pek sevmiyor ama ne yapalım? O kadar kusur kadı köpeğinde de olur. Bir sözcü eli olan hayvan anlamını taşıyor. Birbirlerini hortumlarıyla selamlarlar. Ya şu Cenab-ı Rabbül Alemin işine bak ya. Çeşit çeşit mahlukatlar yaratıyor. Aa! Şu ortadaki fili gördünüz mü? Çok büyük dişleri vardır. En uzun diş rekoru bir mamut. Ne kadar da zevce-i muhtereminize benziyor. Boşuna dememişler insan çift yaratılır diye. Ya babaanne, sabahtan beri geyik muhabbeti seyrediyoruz ya. Değiştir artık şu kanalı. Evet ya Süreyya anne, hep belgesel belgesel. Biraz da dizi seyredelim değil mi Hikmetciğim? Ey karıncaya can veren Rabbim! Birazcık da bu duble mandaya akıl fikir ihsan etseydin ya yahu! Biraz seyret, seyret de kültürlen! Darwin'in evrim teorisini anlatıyor babaanne. İnsanoğlu maymundan geliyormuş. Hadi be! Olur mu öyle şey? Ha ama ananızın mandadan geldiği doğru. Mandadan geldi, file doğru gidiyor. Ay şimdi de kuşlar çıktı. Allah'ın gücüne gitmesin ama hiç haz etmem bu mahlukatlardan. Ben de senden haz etmem ama bak görüyorsun katlanıyoruz işte. Hem ne zararını gördün kuşların canım. Ay. Ya anacığım hakikaten değiştir artık şu kanalı ya. Bak Naciye'nin içi kaldırmıyor işte. Benim de senin hanımefendini içim kaldırmıyor ama. Git bu karıyı değiştir diyor muyum be? Aman Hikmet bırak bırak. Üzerine vardıkça inat ediyor işte. Ederim be! Benim daha fazla üzerime gelmeyin. Eve bir kuş getiririm. Yükte ağır, zekada hafif olan bu kadının ensesini bile gagalatırım. Şu kuşa bakın. Bakın kuş, kuş, kuş gibi kuş. Şu tüylerin parlaklığına, şu zarafetin, nezaketin güzelliğine bir bakın efendim. Ya bırak şimdi kılı tüyü. Naciye'yi evden kaçırsın yeter bana. Evet, evet, evet ama her şeyi söyler bu papağan. Hatta benden daha da iyi konuşabilir. Aman aman laflan olsaydı şimdiye kadar Naciye çoktan evi terk etmiştir. Söylemediğim laf mı kaldı be? Evet öyle ama bu bildiğiniz papağanlardan değil. O kadar güzel konuşur ki, hadi bakayım evladım, şu sürahi hanımefendiye, ah benim güzel sevgili sürahi hanımcığım de. Hadi Hüseyin Bey. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Kafi mi ya? Allah Allah. Beni mahcup etme. Ay bu ne sürahi anne? Bir kuşumuzu eksikti. Ben de öyle dedim.
düşündüm ve bir tane getirttim. Ay bakmaya dayanamıyorum artık. Anneciğim, anneciğim bak. Papağan bak işte. Üstelik de çok akıllı. Hanımlara bir merhaba de bakayım Hüseyin Bey, hadi. Hastayım sana Süray. Hastayım sana Süray. Yavrum benim, çıtırım. Ne diyor bu be? Hastayım sana Süray. Hastayım sana Süray. Ulan ırz düşmanı. Allah Allah. Ulan Kartoruz. Bu lakırdılar sen mi öğreniyorsun? Babaanne. Allah seni öyle görmesin. Babaanne. 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 Allah seni öyle görmesin. Ay ay. Burcu ilacını getir. İlaç. Burcu gel şimdi. Doktoran getir. Hastayım sana Süray. Hastayım sana Süray. Hasta mısın? Sen kime? Babaanne. Babaanne. Hayvan. Kuş kafa. Gel bakalım Hüseyin, Hüseyin'im geliyor da aslan yüreklim. Bakalım şöyle. Ama bak Hüseyin, sen madem böyle şakır şakır konuşuyorsun, konuşmaların bir işe yarasın değil mi? Yarasın, yarasın. Sana da yarasın. Al bakalım. Şimdi ne diyeceğim? Benim böyle sinirlerim bozuk olduğu zaman bu manda kazanın hakkından sen geleceksin bundan sonra. Şimdi ders bir. Ben ne söylersem aynısını söyle. Sidikli Naciye, Sidikli Naciye. Sidikli Naciye, Sidikli Naciye. Şişko Naciye, Şişko Naciye. Şişko Naciye, Şişko Naciye. Topatan kavunu, topatan kavunu. Topatan kavunu, topatan kavunu. Aferin sana be! Aferin sana, aferin sana! Yok Hüseyin, sen aferin demeyeceksin. Sen Şişko Naciye diyeceksin. Aferin yok, aferin yok! Ya sen ne salak şeysin be? Kuş beyindi. Kuş beyindi. He? Bana mı dedin? Kuş beyindi, kuş beyindi. Sensin be kuş beyindi. Sensin kuş beyindi, sensin kuş beyindi. Ben Sübhan Allah, bana bak, benim sinirlerimi bozma vallahi. Keser seni, etli pilav yaparım ona göre. Salak! Salak, salak, salak! Sensin salak be! Allah'ım ya, Allah tependen bak nasıl senin be! Allah cezanı vermesin be! Allah seni tependen baksın! Allah seni tependen baksın! Sus ulan! Sus ulan, sus ulan! Allah kahretmez seni, ben burada bir kapı yayıp da sen gör. Alacağım terliği elime vallahi, geberteceğim he! Kadriye! Kadriye gel gel! Gel bak kuşumu göstereyim sana he! Ay nereden çıktı bu kuş herif? Ya tanıştırayım. Bak bu Kadriye, bu da Hüseyin. Memnun oldum, memnun oldum. Aa bu kuş konuşuyor ya. Tabii konuşacak, niye şaşırıyorsun ayol? Sen konuşunca biz şaşırıyor muyuz? Memnun oldum, memnun oldum. Ya sen de memnun olsana. Kuş kadar aklından hayvan nezaket gösteriyor be. Ay o Süray, senin böyle hayvan hayvan merakın yoktu. Nereden çıktı şimdi bu böyle? Ya salak geldin, salak gideceksin Kadriye. Bizim Sidikli Naciye kuştan haz etmiyor ya. İşte bu papağanı getirdim ki o bir an önce bu evden defolup gitsin diye. Ay çok adisin kız. Sen vallahi şeytana bile pabucunu ters giydirirsin. Temencihidiz. Şimdi bu benim söylediğim her şeyi söyleyecek mi yani? Senin söylediğin her şeyi söyler ama sen onun söylediği her şeyi söyleyemezsin. Göreceğiz bakalım. Aman aman, sakın hayvanın kafasını bulandıracak bir şey söyleme ha. Tamam tamam. Şimdi söyle bakalım Hüseyin. Ivız attın mı? Ya salak geldin ama. Çok salak gideceksin be. Ömrümü yedin Kadriye. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Salak Kadriye, salak Kadriye. Bak kuş bile anladı seni. Gel Hüseyin'cim, gel. Ay, gel geliyorlar. Allah'ım nasıl baş edeceğim ben bu kadınla. Anneciğim sakin ol, bak sen böyle tedirgin davrandıkça iyice üstüne geliyor. Gel bakalım Hüseyin'cim, gel. Şöyle gider. Sürahinin baş köşesine otur. Çeksenize şunu be! Allah Allah! Artık bu ev senin sayılır he! Şöyle dur bakalım. Şimdi sor bakalım bu çift kaşara. Benim kahvem nerede kaldı? Sürahi anneciğim, kahve istediğinizi doğru dürüst söyleseniz olmaz mı? Sana ne be?
Teyp benim değil mi? İsterdiğim gibi isterim. Dublemanda. 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 Söyle söyle. Sen kes sesini. Sürahinin tetikçisi. Sidikli Naciye. Sidikli Naciye. Of Allah'ım. Of Allah'ım. Kuşa bile neler öğretmiş ya Rabbi. Şişko. Şişko. Sidikli Naciye. Yapma babaanne. Ayıp oluyor anneme. Ha, ben demedim ki. Hüseyin dedi. Pasaklı tombalak, pasaklı tombalak. Bak şimdi gene dedi. Söyle bu anan olacak bu Diyarbakır karpuzuna, bu kuştan polemiğe girmesin. Böyle ağzının payını alır işte. Salak Naciye, salak Naciye. Söyle söyle. Bak kuş ne kadar aklından, o bile anladı bunun ne kadar salak olduğunu. Şişko, şişko, sidikli Naciye. Of Allah'ım, of dayanamıyorum artık, canım aldı, kurtulayım be, kurtulayım. Allah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Cümle bize almin. Aferin sana be, alkış. Amin. De bakayım. Artık daha fazla dayanamayacağım Hikmet. Hayvandan haz etmediğim yetmiyormuş gibi bir de abuk sabuk konuşuyor. Yahu bir hayvanla baş edemiyor musunuz Allah sen be? Ay öyle deme Hikmet, Allah'ını seversen bir kaynanan vardı, oldu şimdi iki tane kaynana. Yani ağza alınmayacak hakaretler ediyor, lakırdılar ediyor kuş beyinli kuş. Kuş beyinli kuşun beyni tabii ki kuş olur. Allah Allah, yat artık yat hadi, yarın halledeceğim yat. Neyi halledeceksin Hikmetciğim, neyi halledeceksin? Yarın bu kuş bu evden gitmezse bana hayat yok. Rahat yok. Yahu yat dedim yat, yarın ola hayır ola halledeceğim. Anneme esaslı bir ders vermenin zamanı geldi galiba. Yarın sana söz, yarın akşam bu işi mutlaka halledeceğim, görürsün. Ah inşallah. Görürsün. Hüseyin, şu tembel kadına bir şey söylesene. Tembel de tembel. Tembel, tembel. Tembel şişko, tembel şişko. Tembel şişko, tembel şişko. Ya babaanne şu hayvana bir kerecik olsun hayırlı bir şey öğret ya. Ben bu çift kaşarın ne hayrını gördüm de hayırlı bir şey öğreteceğim be. Çift kaşar, çift kaşar. Al işte bak. Hayvancağız kendi başına takılıyor, ben bir şey öğretmedim. Çift kaşar, çift kaşar, şişko. Şişko kadar başına taş düşsün, uğursuz gaga. Ayol el kadar kuşa beddua etmeye utanmıyor musun sen be? Hayvanseverlik diye bir şey var değil mi? Ama nerede bunda? Nerede? Söyle, söyle. Gel, gel, gel. Ağacım! Bu ne be? Dur. Hikmet, çabuk kov bunu. Kov bunu buradan. Allah cezanı versin. Gözün bunu, hakkımı helal et tabi Hikmet. Kusura, boş. Köpeklerden haz etmediğimi biliyor musun? Allah, yavaş. Aşk olsun Süreyya Hanım. Hani hayvan sevgisi diye bir şey vardı, ne oldu ha? Senin gibi bir çomar varken başımızda bunlara ne gerek vardı be? Hoş, götürsene Hikmet, götür! Götüreceğim ama sen de papağanı göndereceksin, tamam mı? Tamam tamam, al götür, hoş, götür bunu. Allah cezanızı versin. Allah, Allah sizi bildiği gibi yapın, yapma. Hoş, hoş be! Canım da canım, maşallah sana. Şu rengin güzelliğine bak, ne güzel yemişsin. Anneciğim biliyorsun ki bunların en büyük özelliği konuşabilmesi. Biliyorum evladım, biliyorum kızım. Ona bakarsan bu kadın da konuşabiliyor ama ne işe yarıyor ki? Anneciğim saat geç olmuş, ben gidiyorum, geç kaldım. Evladım ben de çarşıya çıkacağım, beraber gidelim ha. Sürahi Hanım rica etsem ben çarşıdayken şu kuşa biraz göz kulak olur musun? Bana mı sorup aldınız bu var bu kadın ben? Ben aslında yaşlı bir kadınım. Benim kendime bakacak durumum yok canım. Bu pilot arabasına bir de ben mi bakacağım? Çok istiyorsanız yalnız da alıp götürürsünüz. Ay ay ay, yerim seni ben, yerim. Sen papağanı mı kıskandın? Gel bakayım sen. Ne kıskanayım? Gel bakayım. Ama, papağanı kıskandı be. Ama ne kıskanacağım canım? Sürahi Hanım, kadıncağız itimat etti bıraktı. Ben şimdi elimde onunla mı dolaşayım çarşı pazar? Ne olur rica edeceğim, biraz göz kulak ol. Göz kulak ol, göz kulak ol, göz kulak ol. Konuştu anne. Bana bak Selvi. Bak söyle bu mendabur hayvana, ondan emir almam ben. Ona size emir verdiği yok Sürahi Hanım. Sadece söylenenleri tekrarlama kabiliyeti var. Aman aman, bana dokunmayan papağan bir yıl yaşasın. Olmasa da öyle tutsun öyle.
Tamam, teşekkür ederim. Hadi kızım biz gidelim. Geliyorum anneciğim. Hadi Allah'a ısmarladık babaannem benim. Hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Bay bay. Bana bak kıl torbası. Akşama kızarmış bir kuş olmak istemiyorsan kapat çeneni ha. Ya sabahtan beri çeşitli mahlukatlarla boğuşmaktan ay. Dilim babam kurdu. Ne bakıyorsun be? He? Bana bak. Bu sersem kadının dostu benim düşmanımdır ona göre. Sersem kadın. Sersem kadın. Ah! Senin ne de güzel yeteneklerin varmış böyle be. Bir daha da sersem kadın bakayım. Sersem kadın. Sersem kadın. Hadi. Sersem kadın. Sersem kadın. Ah! Seninle iyi anlaşacağı benziyoruz be. Süslü mahlukat ne olacak? Tabii birbirimiz hakkında böyle erken karar vermememiz gerekir değil mi? Ya senin burada yerin pek iyi değil. Seni şöyle daha iyi bir yere alalım ha. Bana bak. Ayrıca benden fındık, fıstık, lokum istersen çekinmeden söyleyebilirsin. Bakkala sana bir telefon açarım hemen getiriveririm. Bakkala sen pastırmanın en iyisini, lokumun en fıstıklısını bana ayırın. Bakkala sen. Bakkala sen aslında Selvi'ye aşık. Ama Selvi ondan evlenmem diyor. Ben aşık olacağım birinle evlenmek istiyorum diyor. Babaanne diyor. Haşmet'im o bostan korkulunu sevip aldı da ne oldu sanki değil mi? Kaç kere söyledim. Bak Haşmet yapma dedim. O kadın sana layık değil dedim. Boşan bundan dedim ama dinletemedim ki. Haşmet. Boşan şundan. Yapma Haşmet. Ne içersin? Ne içersin? Sana su getireyim mi? Sıcak mı istersin, soğuk mu? Aa! Kuş burnuna ne dersin? Şişko karı, şişko karı. Şişko kadın. Şişko kadın. Öyle bunları. Aferin. Şişko kadın. Şişko kadın. Çok iyi ya. Şişko kadın. Bak şu rengin güzelliğine bak. Yerim o kırmızı gagalarını. Baba bir tane de biz alalım papağan ne olur ya. Kızım şimdi papağanın sırası mı? Neyse sonra bir icabına bakarız. Şuna bak şuna Selvi. Nasıl da zeki zeki bakıyor. Bizi kesiyor bu inek ağa. Kesin taklidimizi yapacak. Hayırlısıyla şu Berna gelip şu papağanını alsa da başına bir şey gelmeden kurtulsak. Bugün gelmiştir onlar. Gidecek misin benim boyalı kuşum ha? Anne bakıyorum çok sevdin papağanı ha. Ya diyorum ki Haşmet. Böyle bir kadınla evleneceğine, şöyle sohbeti tatlı bir papağanla evlenseydin ya. Vallahi iki gündür bana ahiretlik yaptı. Dertlerimi dinledi, hastalığımla ilgilendi, şarkılar bile söyledi ya. Çekirdek ister misin biraz daha? Al bakalım, al bakalım. Yok bu doymuş galiba, bak almıyor. Aman inşallah Berna'dır. Berna! Vallahi bildi galiba. Belki de Berna'dır. Yani anne, eğer gelen hakikaten Berna Hanım'sa şu hayvanların altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğuna inanmak lazım. Hoş geldin Berna'cığım. Bak demedim. Ben bildim canım. Bildim ben. Hadi hayatım gel buyur. Yok canım. Gelip oturmayayım. Şimdi hemen papağanımı alıp eve döneyim. İyi akşamlar efendim. Ya, hoş geldiniz. Size zahmetler vermedi değil mi? Yok canım ne ya, demek canım, zahmet? Ne zahmet ya? Çok hoşlandık hepimiz. Tabii. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle Berna'cığım. Oturmaya da bekleriz. İnşallah ya, canım. İnşallah. Gel buyur inşallah. Görüyorsun değil mi Haşmet? Yani papağanla aramızın iyi olduğunu öğrenince derdest edip gözlerine hayvanı. Yani iki gün daha kalsın diyemedin. Sabancı atma baba. Canı sen. Ay bu müziğin nesinden hoşlanıyorlar Allah aşkınıza. Çamaşır makinesi gürültüsü gibi dangır. Hiç de fena bir müzik değil canım.
Ay ne olur değiştir babaanne, başım ağrı girdi. Aa ne biçim gençlersiniz ya? Gel biraz daha sesini aç babaanne diyeceğine, bir de sesini kapatıyorsun ya. Allah Allah. Kim bu saatte acaba? Selvi, bakkal azan olmasın. Ay inşallah değildir, sus. İnşallah olur da böyle akşam akşam rabıtalı bir pastırma yeriz. İnsaf et be anacığım. Gece yarısı o pastırma yedin mi Allah aşkına? Sana ne be, canım isterim belki. Aa Berna! Aa! Berna mı? Ne oldu acaba, hayrola? Kuşa bir şey mi oldu yoksa he? Ay Allah göstermesin, çok tatlıydı. Hayırdır inşallah. Teessüf ederim Zehra'cığım. Ne oldu? Yani iki günlüğüne papağanımı size bıraktım, kocamla aram bozuldu. Alın sizin olsun. Aşmak! Boşa şunlar, boşa şunlar. Yapma Aşmet, yapma. Kocam kim yapma. Bu Aşmet diye evde yapmadığını bırakmadı. Aşmet! Boşa şişkodan, boşa şişkodan. 20 yıllık evliliğim mahvoldu. Kocam evi terk edip otele gitti. Aa. Kim öğretti bunları bunu Allah aşkınıza? Balona bakıyorsunuz be. Ne bileyim ben kim öğretti? Her boku da biliyor canım. İnce ince, Yasemince, her mevcut.